Antalya'dan merhaba sevgili izleyiciler. Tour of Antalya için buradayız. Büyük bir mücadele devam ediyor. Biz de bu turun son etabı öncesinde ülkemizi bu turda başarıyla temsil eden Salkano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımının temsilcileri ve federasyon başkanımız Erol Küçükbakırcı ile birlikte hem bu turu değerlendireceğiz hem de aynı şekilde takımın son durumu hakkında bilgiler alacağız ve bisikletle ilgili biraz sohbet edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sırayla konuşacağız ama önce tabii sözü Sayın Başkanımıza vermek istiyorum. Başkanım, mikrofonu alırsanız. Tabii Türkiye için gurur verici bir tablo var. Evet. 29 takım 23 ülkeden ve 174 sporcuyla start aldık. İki takımımız, kıta takımımız bizi burada temsil ediyor. Dünyanın önemli bisikletçilerini ağırlıyoruz Antalya'da. Tour of Antalya'nın 3. yılında. Her geçen sene üstüne koyan önemli bir bisiklet organizasyonuyla sahnedeyiz. Siz de başından beri buradasınız. Ekipleri yalnız bırakmadınız. Aynı zamanda yarın bir Grand Fondo yarışması var. Daha doğrusu yarışması demeyelim de sürüşü var. Orada da bisiklete bineceksiniz. İnşallah. Buradaki izlenimlerinizi genel olarak öğrenebilir miyiz başkanım? Sizin de söylediğiniz gibi Murat Bey, bu sene üçüncüsünü yaptığımız Tour of Antalya gerçekten organizasyonun güzelliği, yapılan parkurların fevkalade oluşu, sponsorların da son derece canlı olarak takip etmeleri her geçen gün önemini artarak devam ediyor. Tour of Antalya bizim Cumhurbaşkanlığı turundan sonraki ikinci en büyük tur. Türkiye'de ülkemizde yapılan turlardan. Tabii şimdi sezon başında böyle bir iklim dünyanın hiçbir tarafında yoktur. Bunu farkına varan yabancılar özellikle ülkemizi tercih ediyorlar. Tabii biz de bunlardan memnun oluyoruz. Öbür türlü bu yabancıların çoğu hem iklim şartlarımızı hem de buralar bilmedikleri için başka ülkelerde kış kamplar yapıyorlardı. İşte bu işin bir başlangıcı. Biz yaklaşık işte 3,5 yıldır görevdeyiz. Özellikle özel organizasyonların önünü açtık. İşte bunlardan biri de Tour of Antalya. Diğerleri işte bu Alanya tarafında, Gazipaşa, Manavgat taraflarında da yapılarak devam ediyor. Son 3 yılda tahminim söylüyorum 10 bine yakın sporcunun ülkemizde kış kampını geçirdiğini ve bunlarla birlikte yarışlara da katıldığını görüyoruz. Hem turizm geliri ve turizm, bisiklet turizmi açısından çok fevkalade oluyor. Çünkü futbolda ancak böyle geliştirmişti kendini. İlk zamanlar geldiği zaman 15 sene önce bir takım geliyordu kışın. Ama şimdi bugün hem golfüyle hem futboluyla bu bölge yavaş yavaş dolmaya başladı. Yani turizm müdürünün anlattığına göre yani geçen seneden bu seneye %100 şey fark almış spor turizmi. Spor turizmi malumunuz dünyada 650 milyon kişi spor turizmi yapıyor. Bunlardan her 11 kişide bir kişi de ekmeğini spor turizmden yiyor. Tabii şimdi bisikletteki spor turizmi diğerlerine göre çok daha farklı. Çünkü bisiklet turizmi yapanlar futbol gibi gelip bir noktada kalıp tekrar dönüp gitmiyor. Çeşitli parkurlarda çeşitli yerleri görerek yoluna devam ediyor. Her gittiği yerde de diğer turistlere göre %30'da %40 arasında da fazla para harcıyor. Bunların bizim açımızdan turizm geliri açısından çok iyi. Sporumuz açısından da biz bunlarla yarışları koşarak özellikle form grafiğimizi yukarı çekiyoruz. Aynı zamanda kendi bilgimizi ve geliştirmemize ciddi yardımlar oluyor, faydalar oluyor. Böyle olunca biz de işte bu tip organizasyonları yapmak isteyenlerin her zaman önlerini açıyoruz. Buyurun diyoruz, bizden hakem desteğini biz verelim. O çip dediğimiz bir şey var, onların desteğini biz verelim. Bununla ilgili federasyon üzerine düşen de yapsın ama siz de bunlar da devam edin. Şimdilik gidişat bize göre çok iyi. Koşan takımlar, gelen takımlar, ülkemize gelen takımlar son derece iyi takımlar. Bunların bizim takım nerede diye soracak olursanız da ben şimdi 173 ile 174 sporcu arasındaki giden turun 3'e bölecek olursak bizimkiler 1. grupta tamamladılar. Yani bu bisiklet sporunun her geçen gün çok daha ileriye gittiğini gösteriyor. Arkadaşlarımızın hem tecrübesi hem de form grafiği de yukarıya doğru gidiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de yavaş yavaş kürsüleri zorlamaya doğru gidiyoruz. Tabii bunlar çok kolay olacak bir şey değil. Çünkü bisiklet sporu
diğer sporlara göre en ağır bir spor. Burada şimdi siz bireysel ne kadar gücünüz olursa olsun illa bir ekip sporudur. Yani bugün Mustafa Sayar burada. Eğer şimdi Mustafa Sayar diyelim ki formun zirvesinde, yanındaki arkadaşının formu o seviyede değilse Mustafa Sayar yarış kazanmada bayağı zorlanır. Bundan dolayı biz ekibi en iyi hale getirmenin en iyi çarelerinden biri de bu tip organizasyonlara hem destek vermek hem de içinde bulmak. Biz de federasyon olarak sonuna kadar destek alıyoruz. Başkan teşekkür ederim. Aziz Bey'e dönmek istiyorum. Aziz Sırnaç, Salkano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin takım direktörüsünüz. Burada da ülkemizi temsil eden iki takımdan birisiniz. Spor Toto bisiklet takımı da burada. Ama biz Salkano Sakarya takımını evvelden beri biliyoruz. Türk bisikleti için çok önemli bir atılım, çok önemli bir kulüp ve yoluna da devam ediyor. Sadece yol bisikletine değil, aslında dağ bisikletine de devam ediyor. Onu da konuşacağız ama öncelikle Tour of Antalya'da olduğumuz için burada yola çıkalım istiyorum. Sezonun aslında çok başında sayılırız ve sizin için de çok önemli bir sınav bu Tour of Antalya. Takım bu sezona nasıl hazırlandı? Buraya gelmeden önce nasıl çalışmalar yaptı? İsterseniz önce onlarla konuşarak başlayalım. Evet, bildiğiniz gibi biz 2019 yılında Türkiye'de önemli başarılar kazanan bir kontinental takım statüsünde 2019 yılını başarıyla tamamladık. Arkasından 2020 yılına yine ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. Tabii burada 2020 yılında bizim yapmış olduğumuz takım çalışmalarının yanı sıra sezon başından itibaren form grafiğinin yükselmesine büyük katkı sağlayan uzun dönemde kampta bulunan bir milli takım kamp süreci de yaşanıyor. Buradan baktığımızda hem bizim takım hem Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun takım performansı üzerine katkısı çok ciddi bir şekilde programlanmış bir şekilde devam ediyor. Takım güzel bir hazırlık süreci geçiriyor. Yeni bir kadro oluştu. Daha genç, daha dinamik, daha uyum içerisinde çalışan bir kadroya sahibiz. Böyle de olunca yarış hazırlıklarını, yarışa performans açısından sadece bakmıyoruz. Biz yarışa hem mental açıdan hem işte psikolojik açıdan sporcunun bütün moral motivasyon açısından hazırlanması açısından ciddi bir süreç içerisindeyiz. Bu açıdan da baktığımızda sporcular da yaptıkları işten mutlu olduklarında doğal olarak karşıya bir ürün elde ediyoruz, bir başarı elde ediyoruz. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Tour of Antalya'dan önceki bütün yarışlarda hemen hemen podyumda yer aldık. Podyumda yer alırken de sadece bir sporcu da değil iki sporcu da belki çoğu yarışta da birden fazla sporcu hep podyumlarda yer almayı başardık. Ki orada bir parantez içerisinde bilgi vereyim. Oradaki yarıştığımız takımların büyük bir kısmı burada Tour of Antalya'da da bizim rakiplerimiz. Aslında önemli bir başarıyla başladık. Tabii buraya gelmeden önce hiç işte beklemediğimiz bazı sakatlıklar yaşadık. İşte kazalar gerçekleşti. Bugün Tour of Antalya'ya baktığımızda da bu şanssızlığımızın biraz devam ettiğini görüyoruz. Ama o üzerinizde tabii, nazar var. Yani biz, biz onu belki Tour of Antalya üzerinde tekrar şimdi az sonra değerlendirme şansı yakalarız. Ama sezon hazırlık itibariyle biz güzel bir hava içerisindeyiz. Sporcu kardeşlerimiz, başkanımızın da dediği gibi performansını her geçen gün ileriye taşımak adına takım olarak bir bütün içerisinde çalışma yürütüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda da başarılı olduğumuzu görüyoruz. Tabii bu başarıyı biz bireysel olarak hiçbir zaman üstlenmiyoruz. Burada Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne destek veren sponsorlarımız, işin başında Türkiye Bisiklet Federasyonu, hep beraber bu işte çok ciddi bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bu anlamda ben katkı sağlayan herkese, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Federasyon Başkanımıza, herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Peki, Salkano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımına bir bakalım isterseniz. Tour of Antalya'da nasıl bir kadroyla başlamış? Onur Balkan var, Halil İbrahim Doğan, Zeki Kaygısız, Mustafa Sayar, Onur Turgut ve Sergey Lutsenko. Ukraynalı bisikletçiyi çıkardığımız zaman baktığımızda takımınızda milli takımının nüvesini oluşturan çok önemli isimler var. Biraz bir karma yapıya da geçildi artık. Hem gençler de desteklenmeye başladı. Spor Toto takımında da diğer Türk milli takımının her zaman görmeye alışık olduğumuz isimleri var. Aslında burada milli takımımız tamamen temsil ediliyor gibi iki takıma pay edilmiş şekilde. Sizin takımın çalışmalarından sonra buraya geldik. Mustafa da bekliyor, ona da döneceğim ama etap etap değerlendirelim istiyorum Mustafa'yla da. Ama genel olarak hal ve gidişten isterseniz genel olarak siz bir değerlendirme yapın. Şu anda 3. etapın sonunda yapıyoruz bu görüşmeyi. Tabii yarın önümüzde bir etap daha olacak ve turu böylece tamamlayacağız. Genel olarak Tour of Antalya beklentileri sizin açınızdan şu ana kadar karşıladı mı?
ne düşünüyorsunuz? Evet, ben az önce de söylediğim gibi biz gerçekten başarılı ve iyi bir takım olduğumuza inanıyoruz. Bünyemizde bulunan sporcuların tamamı sizin de dediğiniz gibi yıllardan beri ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, her geçen gün de üzerine katarak devam etmeye çalışan sporcu grubundan oluşuyor. Tecrübeli sporcularımız var. Yanında çok heyecanlı fakat tecrübesi olmasa da enerjisiyle takıma katkı sağlamaya çalışan sporcularımız var. Tour of Antalya'nın birinci etabında biz senaryo itibariyle çok beklediğimiz gibi gitti. Bir sprint etabını bekliyorduk. Evet. Bütün senaryo da zaten bu şekilde devam etti. Fakat bu senaryonun her şeyin beklediğimiz gibi giden kısmı son belki de 3 kilometreye kadar olan kısmı. Çünkü sizler de etabı takip ettiniz. Yarışı kazanmasını beklediğimiz favori sprinterlerin hiçbirisinin sprint yapamadı. İniş aşağı olması sebebiyle tamamen karambol sprintin oldu. Sprinterlerin de geri kaldığı bir finişte bizim sprinterimizde ne yazık ki o büyük sprinterlerle birlikte geride kalmak durumunda kaldı. Yani hiç sprint deneyemeden etabı bitirmek zorunda kaldık. Bizim açımızdan bir şanssızlıktı bu durum. Çünkü biz iyi bir sprintere sahibiz. Burada podyumu zorlamak adına ilk günden itibaren hedefimiz hep podyum oldu. Bu şekilde yarışa çıktık. İlk günü böyle tamamladık ama ikinci gün ve üçüncü gün içinde söyleyecek sözlerimiz olduğunu düşünüyorduk. Çünkü biz iyi bir sprintere sahipken iyi yokuşçulara da sahibiz. Bunu zaten Tour of Turkey'de de tüm Türkiye'ye gösterdiğimize inanıyorum. Artı bir avantajımız var. Sprinterimiz iyi yokuş çıkabilen bir sprinter. Bu potansiyelde baktığımızda bu kadar güçlü takımların arasında bizler de sorumluluk alabilecek güce sahip olduğumuza inanıyoruz. Ve yarışa çıkarken de hiçbir zaman kaybetmek niyetiyle çıkmıyoruz. İkinci etapta da tabii talihsiz bir kaza yaşadık. Yabancı transferimiz takıma da güç katacak olan Sergey bir kaza geçirdi. Fakat o kazanın ilginç bir tesadüfü var. Sergey 2 sene önce Tour of Antalya'da geçirdiği kazayla köprücük kemiğini kırmıştı. Fakat Tour of Antalya'nın yine aynı etabında köprücük kemiğini kırmıştı. Yine o talihsizlik bizim yakamızı bırakmadı ve Tour of Antalya'da yine aynı etapta düştü, kaza geçirdi. Platin bağlı olan köprücük kemiği çatladı bu sefer. Çok şükür kırılmadı. Belki iyileşme süreci daha erkene çekilmiş oldu ama yine bir talihsiz bir kaza geçirdik. Takımı bir kişiye eksiltmek durumunda kaldık. Arkasından yokuş durumlarında çok hava şartlarının işte biliyorsunuz çok yoğun yağmur ve dolu yağışı bir anda evet. Senaryo bizim istediğimiz gibi bir türlü gitmedi. Bizim açımızdan şanssız bir etaptı. Biz istediğimizi yapamadık. Biraz da öyle de söyleyebilirim. O günü de böyle tamamladık. Bugün üçüncü etaba geldik. Bildiğimiz bir etaptı. Termesos tırmanışı. Biz sporcularımızın biraz da karakteristik özelliğine uyduğuna inanıyorduk bu yarışın. Dolayısıyla yokuşa önlerde girip yarış içerisinde Sakarya takımını en iyi şekilde göstermeyi hedefliyorduk. Fakat yine talihsiz bir kaza. Termesos tırmanışın hemen altında gerçekleşen kazanın içerisinde bizim sporcularımız da kaldı. Ve kalan sporcularımız da İşte Mustafa Sayar, Halil İbrahim Doğan gibi yokuşçu sporcularımız Termesos tırmanışına grupla birlikte başlayamadılar. Geride başlamak durumunda kaldılar. Bu da takım açısından negatif bir durumdu. Tabii herkes bize üzerinizde nazar var diyor. Biz biraz da nazar gibi basit bir mazeretin arkasına sığınmak da istemiyoruz. Bunlar işin sonunda baktığınızda hep bir tecrübe. Aslına bakarsanız grubun içinde nerede bulunmanız gerektiği, yarışı nasıl okumanız gerektiği, takım olarak sorumluluğu nerede almanız gerektiği kısmında biz sporcularla hep bunu konuşuyoruz. Evet. Ama şimdi oluşmuş bir kazaya da engel olmak diye bir şey söz konusu değil. Tabii, burada tabii. Böyle bir talihsizlik var. Nazardan talihsizlik var. Evet, bir talihsizlik var. O kaza bizim sporcularımızın önünde gerçekleşiyorsa ve bu yüzden 3 sporcumuz tırmanış etabına geride başlamak zorunda kalıyorsa tırmanış bölümüne. Tabii ki orada bir talihsizlikten söz etmek aslında gerekir. Aslında şöyle de bir şey var. Biz takım olarak sporcu kardeşlerimize hedef koyarken şunu söyledik. Yokuştan önce takım olarak lider takımların hemen arkasında pozisyon alın. Evet. Yokuşa önlerde girelim. Yokuşçularımızı önlerde taşıyalım ve biz de orada formamızı gösterelim. Ne kadar güçlü olduğumuzu gösterelim. O karambolden uzaklaşalım. Herhalde. Karambolden de uzaklaşalım. Ne kadar iyi olduğumuzu da orada gösterelim. Hedefimiz buydu. Aslında iyi de işlerini yaptılar. Tabii tamam hemen grubun önünde kaza gerçekleşti. Evet. Bir de kötü yanı oydu. Talihsiz aslında bizim bütün takım o kazanın içerisindeydi. Fakat Onur Balkan biraz hızlı bir şekilde sıyrıldı kazadan. Yine gidip grubun içerisinde yer alabildi. Bugün de böyle tamamladık. Kısmet böyleymiş diyeceğiz. Çünkü bugünden de çıkartmamız gereken dersler var. Tour of Antalya bizim takımın nihai hedefi değil. Biz buradan da almamız gerekeni alıp da buradan devam etmek istiyoruz yolumuza. Şimdi son etap artık. Yine senaryo itibariyle
büyük bir ihtimalle sprint finişiyle bitecek. Tabii öyle gözüküyor. Ama sprint finişinin bulunduğu yer konum itibariyle biraz daha yine karambolü açık bir sprint gibi görünüyor. Çünkü biraz hafiften iniş aşağı doğru, süratin çok yüksek olduğu sprintlerde iyi tempoda duramayan takımlar bile öne geçmek için bir şans yakalayabiliyorlar. Bir karambol oluşturabiliyor. Tehlike de oluşturabiliyor açıkçası. Genel klasman da şu anda birbirine çok yakın olduğu için. Tabii tabii. Yani sonuç belli değil, mayolar belli değil. Dolayısıyla yarın gerçekten o pelotonun içi nasıl karışır tahmin edemiyorum. Gerçekten evet, evet. O finişte çok kazasız belasız olsun. En önemlisi bu. İnşallah. İnşallah. Sporcuların sağlığı her şeyden önemli. İnşallah. Ben tekrar size döneceğim ama tabii Mustafa ki. Uzun zamandır bekliyor. Mustafa'ya dönelim. Ve yarışı bir sporcunun gözünden, hem de Türkiye için çok değerli, çok tecrübeli bir sporcunun gözünden, Salkano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımının kaptanı Mustafa Sayar'ın gözünden biraz izleyelim istiyorum. Aynı soruyu sana da soracağım Mustafa. Bir sporcu olarak turu nasıl değerlendiriyorsun? Baştan itibaren etaplarda hem kendi performansına ilgili hem takımla ilgili neler söylemek istersin? Evet, Antalya turu bildiğimiz üzere Türkiye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı turundan sonra en zor turlardan biri. Hatta en zoru. Ülkemize çok güçlü takımların geldiği turlardan biri. Çok süratli geçen bir tur ve her geçen yıl sürati de, gelen takımların kalitesi de artıyor. Hı hı. Bu yıl da yine çok sağlam takımlar geldi, güçlü takımlar geldi. Onlarla birlikte biz burada hem yine tecrübe kazanıyoruz, hem performansımızı arttırıyoruz, hem de yarışta elimizden geldiğince takımımızı, ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Yine turun ilk etabı her zaman olduğu gibi sprint finişine geldi. Bu sprint finişinde Aziz Hocam'ın da bahsettiği gibi bazı karambol anları yaşandı. Takım olarak iyi yer tutamadık, iyi yerde bulunamadık. O yüzden bir sprinterimizi çok iyi taşıyıp da güzel bir sonuç alamadık. Ama bu sonuçta bisiklet sporunun kaderinde olan bir şey. Yani her yarış, her zaman önde bulunabileceğiniz bir durum değil. Her an her şey olabiliyor bisiklet sporunda. İkinci etapta yine yağışlı ve çok sert bir havada geçti. O bizi çok zorladı gerçekten. Yine süratli bir yarıştı. Ve parkurunda tabii inişli çıkışlı olması, virajlı olması bu bütün grubun durumunu etkiledi tabii. Biz de orada sorunlar yaşadık biraz. Bir arkadaşımız düşüp sakatlandı. İşte biz önlerde bulunmaya çalıştık ön gruplarda. Ama yine podyuma yaklaşamadık. Bizim bu tarz yarışlarda podyuma yaklaşmamız, yani podyuma çıkmamız gerçekten büyük bir başarı olur ama bu şekilde tamamlamamız da bizim gelişimimiz açısından önümüzdeki yarışlara ve kazanmak için gireceğimiz yarışlara katıldığımız zamanki performansımız açısından çok önemli. Yine tamamlayıp bu yarışı bugünkü etaba da güzel bir şekilde başladık. Turu bitirmek anlamında da, yani takım olarak turu ne kadar çok sporcuyla bitirirsek daha çok sporcumuz, daha çok gelişim kaydetmiş olur. Bu da bizim için önemli bir şey. Bugünkü etapta da yokuş etabıydı. Yokuşta biten bir etaptı. Çok belirleyici bir yokuş olmasa da tabii yarışın sonunda olduğu için yine de genel klasmana da, yarışın etabın gidişatına da etkili bir yokuştu. O yokuşun hemen altında 2 kilometre kala bir kaza gerçekleşti. O kazada biz de düştük birkaç sporcu arkadaşımızla birlikte. Yokuşa istediğimiz pozisyonda giremedik. Bu bizim dezavantajımız oldu. Böyle bu tarz yokuşlarda da, eğimin çok fazla dik olmadığı yokuşlarda arkada kaldığınız zaman ön tarafı yakalamak imkansız gibi bir şeydir. Yani tekrar geri dönmeniz mümkün değildir. O yüzden arkada kalmanın dezavantajıyla tekrar gruba dahil olup da yokuşta performansımızı sergileyemedik. Evet. Maalesef bu etabı da böyle geçirmiş olduk ama yarın bir sprint finişiyle muhtemel sonuçlanacak bir etap olacağını düşünüyorum. Orada Onur Balkan arkadaşımızı, sprinterimizi en iyi şekilde koruyup önlerde tutup sprintte de güzel bir pozisyon alması için ve arkasından artık podyumu zorlaması için ona yardımcı olacağız bütün takım olarak. Bütün enerjimizi ona harcayacağız. Peki ikinci etaba bir geri dönmek istiyorum. Çünkü o etapta her şey oldu. Yağmur yağdı, dolu yağdı. Evet. Ve yağmur etap boyunca devam etti. Etap genellikle güzel bir etaptı. Yani görsellik açısından, geçtiği yerler açısından biraz zeminde sorun yaşadığınızı biliyorum. O evet. Etap seni ne kadar zorladı? Çünkü o etap sonunda çok abandone oldu. 28 bisikletçi yarışı terk etmek durumunda kaldı. Bizim de bazı bisikletçilerimiz maalesef yarışa devam edemedi.
senin de zor zamanlar geçirdiğini duydum. Evet. Bir de senin ağzından duymak istiyorum. O etabı biraz anlatabilir misin? Evet, yani o etap şöyle söyleyeyim. Yağmur, startta başlayan bir yağmur vardı ve yağmur hiç durmadı biz yarışı bitirene kadar. Yani biz yarışı başladığımız zaman bazı yerlerde yağmur yağmıyormuş. Fakat biz oralara geldiğimizde oralarda tekrar yağmur başlamış. Yani bütün gün boyunca yağmur bizim üzerimizdeydi o gün. Yağmur bulutu sizin üzerinizde gezdi abi. Aynen öyle, bizi takip etmiş gibi oldu. Hatta bazı bölgelerde dolu yağdı. Ve bu dolu tabii o yarışta yarışın vermiş olduğu yorgunluk ve vücudun artık direncinin düşmesiyle birlikte o soğuk da bizi çok kötü etkiliyor. Yani yarışın son 70 kilometresini titreyerek tamamladım. Yani yarısını hatırlamıyorum o 70 kilometrenin zaten. Bitsin de artık bir an önce kuru kıyafetlerimi giyip ısınmak istiyorum. Yani yarışta bunu yaşadık. Yani çok gerçekten bisiklet sporu sadece rakiplerle, işte antrenman durumunuzla, form durumunuzla yarıştığınız bir spor değil. Doğa şartlarıyla da yarışıyorsunuz. Doğru. Havanın şartlarıyla da yarışıyorsunuz. Asfaltın kalitesi sizi etkiliyor. Mesela yarışın bazı bölümlerinde soğuk asfalt olan bölümler vardı. Yani o bölümlerde yağmurun da etkisiyle çok kaygan bir zemin vardı. Yani lastiğin tutunmasını engelleyen bir asfalt kalitesi o. Ama bazı bölümlerinde de güzel sıcak asfalt vardı. Oralar bizi rahatlatan yerlerdi. Tabii diğer bölümlerde bayağı zorluk yaşadık. Tour of Antalya'nın etaplarını şöyle genel olarak baktığında değişmesinin iyi olacağını bir sporcu olarak, değişse şuraları şöyle olsa daha iyi olur veya böyle eklenebilir veya bu etap şöyle güzel olmuş, nasıl değerlendirirsin genel olarak etapta? Yani önümüzdeki yıl için birileri senden bir tavsiye sorsa ne dersin? Ya ben bir yokuşçu olarak daha belirleyici bir yokuşun olmasını tavsiye ederim. Termesos yokuşu güzel, kaliteli bir yokuş finişi ama eğimin az olmasından dolayı zaman farkları yeterince oluşmuyor. Hı hı. O yüzden de mesela 3. etapta zaman farklarının fazla açılmamasından dolayı şimdi yarınki etap sarı mayon, yani genel klasman liderinin değişme ihtimali bile var. Evet. Yani bu biraz daha farklı varyasyonları ve taktikleri oluşturuyor yarış içinde. Yarışın seyrini de değiştiren bir durum oluyor. Evet. Belki yani, biraz Toroslara doğru çıkıp biraz daha sert yokuşlarda biten bir zirve etabı daha veya uygun olabilir. Belki etaplar arttırılıp birden çok yokuş etabı. Tabii o da bir seçenek. Yani bir daha fazla daha etap olursa daha çok gelebilir. Yokuş etabı ve daha çok kaliteli takımın da bu tura ilgisini arttıracağını tabii düşünüyorum. Ki. Aslında çok sayıda takım var. Sezon başında önemli bir organizasyon. Koşullar gayet güzel. Bir de tabii bu tip organizasyonlarda en önemli şey takımları rahat ettirebilmek. Takımlar böyle bir organizasyonda çok fazla taşımalı bir durum yoksa, aynı otelde kalıyorlarsa, fazla yer değiştirmiyorlarsa daha rahat ediyorlar. Tour of Antalya'nın belki de avantajlarından biri de bu olsa gerek. Evet. Peki ben tekrar Aziz Bey'e döneceğim. Başkanım biraz bekletiyorum ama son sözü size vereceğim. Aziz Bey, kıta takımısınız, kıta takımı oldunuz. Türkiye'nin yurt dışında da önemli temsilcisi takımlardan birisiniz. Tour of Antalya'yı da yarın tamamlayacağız. Bu sezon için, bundan sonrası için nasıl hedefleriniz var? Salkano Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı 2020'yi nasıl devam ettirecek ve hedef olarak da ne koydu? Evet, az önce de söylediğimiz gibi sezona güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi arkasından Tour of Antalya yarışındayız. Tabii takımımız için çok heyecanlı bir durumumuz var. Bu heyecanımızın en başlıca adımlarından bir tanesi, en başındaki hedefimiz. Tour of Turkey'de Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda biz hem iki etap ayı sahipliği yapıyoruz Sakarya olarak, hem de takım olarak statünün yükselmesiyle birlikte artık orada yarışma şansı yakalıyoruz. Evet. Biz bu açıdan çok heyecanlıyız takım olarak. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İyi sonuçlar almak istiyoruz. Sadece orada bulunmak değil hedefimiz. Yani biz burada takım olarak buraya ne katabiliriz? Burada kendimizi nasıl gösterebiliriz? Dünyaya böyle bir takımın varlığından nasıl bahsedebiliriz? Bunu biraz düşünüyoruz. Çünkü burada bir başka da sorumluluklarımız var. Çünkü Sakarya bisiklet adına yatırımın çok fazla yapıldı. Türkiye'de bu işi belki Konya'dan, işte Konya'nın ağırlıklı olarak bisiklete olan yatırımdan sonra Sakarya'nın da atmış olduğu adımla böyle belirli başlı iller artık karakteristik olarak bisiklet adına ön plana çıkmaya başlıyorlar Türkiye'de. Biz de o illerden bir tanesiyiz. Bu ili iyice duyurmak, yatırımları göstermek, işte 2020 Dünya Şampiyonası'nı tanıtmak. Bu açıdan bizim açımızdan çok önemli şans bu. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun da yarışma şansımızın olması. Önemli bir hedef. Tabii son hedefimiz bu değil. Yine sezon devam ediyor. Arkasından
Biliyorsunuz Türkiye olimpiyatları iki kota kazandı. Evet. Biz güçlü sporculara sahibiz. Güçlü sporcularımızın performansını yukarıda tutup bu sene olimpiyatlarda yarışmak için yarışan değil de gerçekten orada iyi pozisyonda kalan bir sporcu performansı yakalamayı hedefliyoruz. Türkiye Bisiklet Federasyonu bu açıdan gerçekten ciddi çalışmalar yürütüyor. Baktığınız zaman sezona erken başlama, kamp faaliyetlerini yürütme, arkasından Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuva olan hazırlık süreci ve arkasından olimpiyat süreci, çok güzel bir takvimi de var önümüzde federasyonumuzun takvimi. Orada sporcularımızla da bulunup oradan da maksimum katkı elde etmeyi düşünüyoruz. Tabii Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuyla da her şey bitmiyor. Olimpiyat hedefinden bahsettik ama olimpiyata yönelik çalışmamızın içerisinde Sakarya'da bir Türkiye şampiyonası koşulacak bu sene. Türkiye yol şampiyonası. Hı-hı. Biz burada parkuru belirlerken şunu hedef edindik. Dedik ki olimpiyatlarda işte 5000 metre yakın irtifa kazanılacak. Ciddi bir yokuş, tırmanış yarışı. Burada olimpiyata da en yakın, en önemli yarışlarımızdan bir tanesi de burası. Orada olimpiyata yakın nasıl bir parkur düzenleyebiliriz? Buna baktık ve Sakarya'da yine olimpiyatlar gibi 20-25 kilometrelik turlarda çok yakın irtifa kazanılan bir parkur belirledik. Çok müthiş, çok heyecanlı bir yarış olacak bu açıdan bakıldığında. Orada ciddi önemli sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Bir kostümlü prova olacak adeta. Kesinlikle, yani çok güzel bir, birbirine yakın bir parkur içerisinde yarışıyor olmak çok o açıdan Başkanım, önemli. Böyle bir parkurdaki Türkiye şampiyonasının neticesi herhalde federasyonumuzun olimpiyata göndereceği sporcuları tespit açısından da belirleyici olur mu? Ne dersiniz? Şimdi şöyle, bisiklette bir günde hiçbir şey belli olmaz. O gün durumu kötüdür. Yani formu o gün düşüktür veya uyuyamamıştır. Bir takım bir şeyler vardır. Bir günü değerlendirmeyiz. Yıl ortalamasını alırız. Bir evvelki yıla da bakarız. Çünkü olimpiyat bir sporcunun katılabileceği en iyi branş. Yani en iyi yer. 4 yılda bir yapılıyor malumunuz. Bundan dolayı yani son derece dikkatli bir şekilde teknik adamlarımızla birlikte seçeceğiz. Yani ne için, onun artısına, bunun eksisine falan diye. Ama inşallah en iyisini yanılmadan seçeceğimizi ümit ediyorum. Onlarla ilgili şimdi işte arkadaşlar bu turun arkasından Rodos'a gidiyorlar. Rodos'tan sonraki işte döndükten sonra bazı işte kamplarla birlikte programımız zaten hep dolu şeye kadar, olimpiyatlara kadar. Hem ulusal bazda hem yöresel bazda bayağı yarışlar var önümüzde. Bunlarla birlikte form grafimizi yukarıya çekip yani ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin şeyler hesaplarını yapıyoruz. Sayın Başkan, olimpiyat demişken önümüzde çok fazla bir zaman kalmadı ama hala kota müsabakaları devam ediyor. Bizim mesela özellikle kadınlarda bugüne kadar biliyorsunuz hiç temsil edilmedik. O da önemli bir alan. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde kadın sporculara verdiği önem de ortada. Bizim böyle bir ilki yaşama şansımız da var mı? Ne dersiniz? Daha fazla bir kota alma şansımız olabilir mi? Önümüzde bir tek ülke kaldı. Kadınlardaki olimpiyata katılmak için. Yani bir kere bir tanesini sanıyorum alacağız. İnşallah. Ama ikincisi de alma ihtimali çok kuvvetli. Bunlarla ilgili arkadaşların başına, bu kadınların başına bir yabancı antrenör getirdik. Onlarla birlikte yereldeki olan arkadaşlarımızla birlikte çalışıyorlar. Ve sürekli de kamp halindeler. Tabii ki istedikleri yarışlara da göndereceğiz. Ama bir tane kota şöyle gözüküyor. İkinci de olma ihtimali çok kuvvetli. Umarım gerçekleşir. Çünkü bu bir ilk olacak. Türkiye tarihinde bisiklette ilk defa bir kadın sporcumuz olimpiyata gitme şansını yakalamış olacak. Evet. Bu da sizin federasyonunuza kısmet olacak. İnşallah. Yani şimdi elimize geleni yapıyoruz. Arkadaşların da elinden gelenleri yaptıklarına inanıyoruz. Hep birlikte işte bu bisikleti hızlandırmanın yollarını arıyoruz. Peki Aziz Bey, sezon için hedeflerinizi konuştuk. Olimpiyata bir sporcu veya belki iki sporcu bilemem kulübünüzden gitmesi tabii ki sizin için çok da büyük bir gurur olur. Ama kısa vadede şimdi yarını düşünüyorsunuz. Bu akşam yatacaksınız. Yarın önemli bir turun son etabına uyanacaksınız ve takımını motive edip yollara döküleceksiniz. Şu son birkaç günde yaşadığınız şanssızlıkları, kısmetsizlikleri hesaba kattığımızda herhalde size nazara karşı şöyle maneviyat kısmı da önemlidir. Sporculara bir nazar boncuğu mu taksanız, ne yapsanız? Yani hiç düşündünüz mü böyle bir şey? Tabii aslında bununla alakalı bir sağ olsun arkadaşlarımız bir plan da yapmışlar. Bir yarın nazar boncuğuyla çıkacak takım inşallah yarışa. Motivasyon dediniz. Bunlar gerçi sporcular için hep pozitif motivasyon kaynağı. Yani biz onların moral motivasyonunu hep yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Ama ben
sporcu kardeşlerime konuşurken güzel bir örnek vermeye çalıştım. Onlara şunu söyledim. Sizler de spor basında olduğunuz için bunu çok iyi bileceksiniz. Bundan birkaç yıl önce Lucescu'ya derbi maçı öncesinde sormuşlardı. Sporcularınızı nasıl motive ediyorsunuz diye. Lucescu da şunu söylemişti. Yarın oynayacağımız maç derbi maçı. Eğer benim bu maç için sporcuları motive etmeye ihtiyacım varsa sporcular bu işi yapmasınlar zaten demişlerdi. Bugün içinde bulunduğumuz organizasyon da böyle bir organizasyon. Başlı başına bir motivasyon kaynağı. Sporcular için başlı başına hedef organizasyonlardan bir tanesi. Onlar bu işin bilincindeler zaten. Biz onlara yarışa çıktıklarında bu işi kazanabilmeleri açısından doğru rehberlik etmeye çalışıyoruz. Onlara bu işi hatırlatmaya çalışıyoruz. Neler yapması gerektiklerini anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da bunu orada en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Dediğiniz gibi yarınla alakalı önemli bir motivasyon kaynağımız. İyi bir sprintere sahibiz. Ama negatif yanlarımızı da biliyoruz. 4 sporcuyla yarın çıkacağız. Güçlü takımların arasında pozisyon almak çok kolay değil. Çalışan bir takım olacaksınız ki sprinte güçlü bir şekilde gireceksiniz. Sprinterinizi iyi taşıyacaksınız. Bu negatif yönlerimizin de farkındayız. Çok hayalperest de değiliz ama hedefi de koyarken daha henüz hiçbir şey bitmedi diyoruz. Orada bir umut varsa umutu peşinden koşacağız diyoruz biz takım olarak. Yarın hep birlikte göreceğiz. Kesinlikle. Yarın için de başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Son olarak da Sakarya demişken tabii bu sene çok önemli bir organizasyonumuz var. Bundan bahsetmeden olmaz. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası bu yaz Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Sakarya'da gerçekleşecek. O konuyla ilgili de siz çok yoğun çalışma içindesiniz. Sonra durum nedir, hazırlıklar nedir, planlar nedir? Kısaca onlardan da bahsedelim isterseniz. Tabii aslında başkanım varken burada benim hani gerçi son sözü inşallah başkanım tabii son sözü başkanımıza vereceğiz. Bildiğiniz gibi biz 2020 Dünya Şampiyonası'nı Sakarya şehrinde en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada Cumhurbaşkanlığı imalinde Spor Bakanlığımızın izniyle Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun aslında bütün koordinasyonuyla Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin de organizatörlüğünde çok güzel bir aslında baktığımız zaman kurumsal bir işbirliği içerisinde giden bir yapı var. Sağ olsun herkes gerçekten çok ciddi desteklerini sunuyorlar. Özellikle federasyon başkanımızın çok güzel bir lafı var. Ben başkan olduğumdan beri Sakarya'dan hiç ayrılmıyorum diyor başkanımız. Gerçekten bizi hiç yalnız bırakmadı. Onun kattığı güç de bize Sakarya'da gerçekten ciddi yollar açıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız şampiyona çok ciddi önem veriyor. İşte 2019 yılında Bisiklet Federasyonu Başkanımızla birlikte Dünya Şampiyonası'nı yerinde takip ettiler. Biz bu açıdan şanslıyız. İyi bir hazırlık süreci yaşıyoruz. Bütün dünya ülkeleriyle şu anda iletişim içerisindeyiz. Hatta çok önemli bir sürprizi buradan belirteyim. Mart ayında Sakarya'da bir basın lansmanı gerçekleşecek ve basın lansmanına 2019 yılının dünya şampiyonu gökkuşağı formasıyla orada Sakarya'da olacak. Bunlar ülkemiz açısından çok gurur verici anlar, çok gurur verici olaylar bisiklet adına. Şampiyona bildiğiniz gibi bir haftalık bir festivalle gerçekleşecek. Biz burada sadece bisiklet açısından bakmıyoruz. Bu şampiyonayı insanları bisiklet bilinci oluşturmak adına bir şans olarak görüyoruz. Bir hastalık festivali içerisinde birçok spor etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Aslında bir spor festivaline döndürmeyi düşünüyoruz orayı. Çünkü baktığımızda bir koşu, maraton etkinliği içerisinde bulunacak, Grand Fondo yarışı işinin içerisinde bulunacak, maraton dünya şampiyonası, açılış seremonisi ile birlikte baktığımızda gerçekten çok heyecanlı bir hafta bizi bekliyor olacak. Güzel bir spor festivali olacak orada. Evet, kesinlikle. Biz o konuda heyecanlıyız. En iyisini gerçekleştireceğimize de inanıyoruz. Bu konuyla ilgili çok derin tabii ilerleyen dönemlerde de konuşacağız. Evet. Mustafa'ya bir soru daha sormak istiyorum. Mikrofonu ona doğru uzatırsak. Mustafa Sayar ismi Türk bisikletinde çok önemli bir isim. Yıllardır emek veriyorsun, hizmet veriyorsun. Evet. Ve artık yaş olarak da kariyerinin sonuna doğru sanıyorum geliyoruz ufak ufak. Bundan sonrası için planlarını yaptın mı? Ne kadar daha pedal basacaksın? Ne kadarlık bir önünde profesyonel sporculuk kariyeri görüyorsun? Bundan sonrası için hedeflerin neler? Onu alalım senden. Evet, şu an 30 yaşındayım. Aslında çok geç, yani yaşlı yaş değilsin. Olarak çok evet. İleride değilim. 40'larına ama kadar ülkemiz, bu işi çok güzel yapan bisikletçiler var. Ülkemizde maalesef bisiklet sporunu bütün yaşıtlarım ve benden büyük arkadaşlarım daha erken yaşlarda bıraktığı için bu da benim adıma biraz olumsuz bir ön yargı oluşturuyor etrafta. Çünkü benim artık yaşımın ilerlediğini düşünüyor herkes. Fakat bisiklet sporunda 28 ve 35 yaş arası gerçekten insan vücudunun, erkek vücudunun en iyi performans gösterdiği dönemdir. İşte ben de bu yaşımı kullanmak istiyorum elimden geldiğince.
Bana tanınan imkanları elimden geldiğince en iyi şekilde kullanıp hem takımımı hem ülkemi hem milli takımımı en iyi şekilde temsil ederek yoluma devam etmek istiyorum. Şu an bırakmayla ilgili herhangi bir hedefim, herhangi bir planım yok. Çünkü dolu dolu sezonlar geçiriyoruz, özellikle son iki sezondur. Ve bu sezonda yine çok büyük hedeflerimiz var. Ülkemizde düzenlenen büyük turlar, işte olimpiyat mücadelesi var, oraya puan topladık geçtiğimiz yıl ve iki tane sporcuyu oraya göndermek istiyoruz. Bu gidecek arkadaşların performansı açısından elimizden geleni yapacağız. Sen kendi şansını nasıl görüyorsun olimpiyat? Tabii gidecek sporcular arasında belki adaylardan biri de benimdir ama bu son zamana kadar belli olmayacağı için bu konuda pek bir şey söylemek istemiyorum ben. Performansı ama iyi olan arkadaşımızın... Ama süsler tabii ki olimpiyat. Tabii. Dünyada yani katılabileceğimiz en üst seviye yarış olimpiyat mücadelesi. Bunu herkes biliyor. Tabii ki her sporcu kariyerinde orada bir kere yarışıp kariyerini de öyle bitirmek ister ama benim öyle çok önemli bir iddiam yok yani gitmek için. Ama eğer performansım iyiyse de orada ülkemi en iyi şekilde, başarılı bir şekilde temsil etmek isterim. Peki Mustafa, bir de seni bulmuşken hiç unutamadığın böyle hani... turlarda, etaplarda yaşadığın, hiç unutamadığın bir hatıran varsa onu da bizle paylaşır mısın? Şu anda pat diye belki hemen aklına gelmiyor. Şöyle söyleyeyim, ben 2016 yılında 2013'ten sonra bir ara vermek zorunda kalmıştım spora. 2016 yılında tekrar geri döndüğümde bir yıl spora tam adapte olmuşken ameliyat olmak zorunda kaldım. Bel fıtığından 3 tane operasyon geçirdim. Ardından Sakarya'ya dönüp Sakarya'da tekrar spora başladım. Ben daha önce Konya'da spor yapıyordum. Sakarya'da tekrar başladım spora. Amatör bir takımdık ama kontinental takımların olduğu yarışlara katılıyorduk. Ve girdiğimiz bir uluslararası turda Kayseri'de Erciyes'te zirve etabında birinci oldum. Yani bu benim geri dönüşüm açısından benim için çok motive edici bir durumdu ve kendimi orada tekrar bu spora geri dönebildiğimi ispatlamak açısından da benim için güzel bir yarıştı. Zirve etabında 13 kilometrenin sonunda çok sert bir rampada biten bir yarışta kontinental takımlar arasında etabı kazanmak benim için çok gurur verici bir şeydi. Geçirdiğim onca ameliyat ve spora ara vermekten sonra, verdiğim aralardan sonra bu benim için güzel bir geri dönüş oldu. Ve sonrasında da performansımı yükselterek devam ettim. Bu benim için güzel bir anıydı. Peki, teşekkür ederim. Tabii. Şey, mikrofonu alarak yaparsak. Mustafa maraton dünya şampiyonu da maraton Türkiye şampiyonu unvanıyla girecek. O formayla girecek çünkü son yılın maraton Türkiye şampiyonu kendisi. Evet, onunla ilgili de bir beklentileri öğrenelim. Heyecanlı mısın Türkiye'de böyle dev bir organizasyonda? Evet, maraton Türkiye adına yarışacak olmak. Maraton özellikle benim gibi yokuşçuların sevdiği bir branş. Daha önce dağ bisikleti de yapmış bir sporcuyum ben. Balkan şampiyonluğum da var dağ bisikletinde daha önce. Maratonda da yokuşçu olarak avantajlarımız olduğu için, maraton çünkü ağırlıkla yokuşlu parkurlarda geçen bir yarış. Türkiye'de de maraton adında yarıştığımız zaman yani en iyi sporculardan biriyim. En son Türkiye şampiyonu ben oldum maraton branşında. Ülkemizi yine 2020 dağ bisikleti maraton dünya şampiyonasında ev sahipliği yaptığımız Sakarya'da evimizde çok daha iyi temsil edeceğimize inanıyoruz geçtiğimiz yıllara nazaran. Elimden geldiğince o yarışa odaklanmış durumdayım zaten. Yani benim bu yılki en büyük hedeflerimin arasında o geliyor açıkçası. Çok ağır bir sezon. Sezonun ağır bir sezonun ardından sezon sonuna denk geliyor aynı evet. zamanda. Bu da benim yaşımda bir sporcu için öyle yani zor bir hedef değil. Çünkü ilerlemiş yaşlardaki sporcular mukavemet ağırlıklı çalıştıkları için ve mukavemet güçleri daha iyi olduğu için böyle uzun ve zorlayıcı yarışlarda iyi performans sergileyebiliyorlar. Yani ben de bunların hepsini değerlendirip o yarışta en iyi şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum. Peki, çok teşekkürler. Son sözü Sayın Başkanıma verelim. Başkanım, güzel bir sohbet oldu. Önümüzde bu sezon için çok önemli büyük organizasyonlar ve hedefler var. Onlardan ikisiyle ilgili olarak sizin görüşlerinizi alalım. Tabii ki birincisi Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu. Şunun şurasına çok da bir vaktimiz kalmadı Nisan ayında. O büyük organizasyonun bir yenisini daha Türkiye'de farklı bir parkurda hep birlikte yaşayacağız. Daha sonrasında da yazın büyük heyecanı, tabii ki Sakarya'da yapılacak olan
dünya dağ bisikleti maraton şampiyonası olacak. Bu iki organizasyonla ilgili fikirlerinizi, görüşlerinizi alarak toparlayalım. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 12-19 Nisan arasında Marmara'da dolaşacağız. Yani parkur diğer yıllardan daha güzel bir parkurla devam edeceğiz. Bunun tersini yaptığımızda da çok beğenilmişti. Bugün de parkur hakikaten güzel. Çünkü parkuru bir kademe değiştirsek Sakarya'ya yanlış olur diye. Sakarya bir bisiklet şehri oldu. Aynı zamanda işte bu sene dünya şampiyonası da yapıyor. Özellikle de Sakarya'dan dolaştırdık bunu. Evet. İnşallah Cumhurbaşkanlığı turuna hazırlıklar devam ediyor. Oraya da ülkemizden iki takımla, iki kulüp takımıyla katılacağız. Diğer gelenlerle birlikte koşacağız. Cumhurbaşkanlığı turundan sonraki Sakarya'nın dünya şampiyonası tabii hepimizi heyecanlandırıyor. Şöyle ki Aziz Beylerin ve arkadaşlarının yaklaşık 3 yıldır hummalı çalışmalar oldu yani. Yani bunlar hakları yenmez, son derece dikkatli ve hata yapmadan çalıştılar. Bugüne getirdiler. Yani bakıldığında ortaya ciddi bir proje çıkmış. Ciddi bir parkur çıkmış. Ciddi bir ilgi çıkmış. Aynı zamanda artık Sakarya daha önce neyle anılırdı bilmiyorum. Futbol mu değil ama bugün artık bisikletle anılır hale geldi. Bir dünya şampiyonasının ülkemizde Sakarya elinde de yapılması hem ülkemizin adına bir şans hem sporcularımızın geleceği açısından da önemli bir organizasyon. Bundan dolayı emeğe geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Biz de federasyon olarak bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Hep de yanlarında olacağız diyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bu sohbete katıldınız. Aziz Sırnaç, size de çok teşekkür ederim. Sakarya'da bu sene heyecanla bekliyoruz. Hem Sakarya'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Salkano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımının yol bisikletindeki performansını merakla bekliyoruz. Hem de tabii ki o deve organizasyonu Sakarya'da bu yaz yapılacak maraton dünya şampiyonasını ilgiyle takip edeceğiz. O zamana kadar da çok tabii ki konuşacağız bu konuyu ve Mustafa Sayar, milli bisikletçimiz, Salkano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de takım kaptanı, size de çok teşekkürler. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, Antalya'da, Tour of Antalya sebebiyle yaptığımız bu güzel sohbet burada sona erdi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tekrar Sports TV ekranlarında da birlikte oluncaya kadar hoşçakalın. Hepinize merhabalar. SİDE'den sesleniyoruz bu sabah sizlere. 3 günlük kıyasiye mücadelenin ardından Tour of Antalya'nın son etabına geldik. Tüm detayları sizlere aktaracağız ama şimdi yanımızda Salkano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takım kaptanı Mustafa Sayar yanımızda. Yarış öncesi birazdan start verilecek. Duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Geçtiğimiz 3 gün boyunca kıyasiye mücadele ettiniz Mustafa ve bazı sakatlıklar, tatsızlık, talihsizlikler de oldu. Neler söylemek istersin? İmza törenine de nazar boncuklarınızla çıktınız. Evet, Antalya turu başladı. Çok hızlı başladı. Hava şartları da aynı şekilde çok zor ve değişkendi. Yağmur, dolu, soğuk hava, böyle kötü şartlarda birkaç etap geçirdik. Ve açıkçası bizim takımımız çok şanssızdı. Bir sporcumuz düşüp sakatlandı. Bir sporcumuz hastalanıp yarışı bırakmak zorunda kaldı. Dün de yine yokuş etabı öncesi yokuşta iyi pozisyonda çıkmak için kendimizi programlamıştık ama yokuşa gelmeden 2 kilometre kala yine bir kazaya karıştık. Yokuşa ön grupta gelemedik. Yani tatsız olaylar yaşadık. O yüzden biraz da işin esprisi nazar boncuğuyla çıktık bugün podyuma, imza törenine. İnşallah bugün son etapta sprinterimizi önlerde tutup muhtemel bir sprint finişi bekliyoruz. O sprint finişine güçlü bir şekilde gelmek istiyoruz. Bugünkü etaba baktığımızda Mustafa 136.8 kilometrelik bir etap ama senin de söylediğin gibi düne kıyasla ya da bir öncekine kıyasla hava koşulları da çok uygun ve daha rahat bir sürüş geçireceğinizi umuyoruz. Evet, bugün biraz daha hava koşulları daha düzgün ama yine yarışın belli bölümlerinde yağmur geçişleri olabilir. Çünkü Antalya'nın havası bu mevsimde hiç belli olmuyor. Ama yarışın grafik olarak daha düz bir parkur olmasından dolayı ana grubun finişe geleceğini umuyoruz. Ama yine çok süratli bir finiş olacak çünkü genel klasman liderini belirleyecek sprint finişi de olabilir bugün. Çünkü çok yakın zaman farkları var genel klasmanda birinci ile ikinci arasında, ilk üçteki sporcular arasında. O yüzden çok süratli geçeceğini düşünüyoruz bugün. Teşekkür ediyoruz Mustafa. Bu etapta size başarılar diliyoruz. Dilersen herkes starttaki çizgide yerini alıyor. Seni de uğurluyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, Salkano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takım kaptanı Mustafa Sayar bizlerle birlikteydi ve evet takımının gerçekten ilk
3 etapta da talihsizlikler yaşadılar, eksiklikler yaşadılar ama bugün yine 4. etaba güzel bir şekilde umutla başladıklarını söylediler. Evet, bugün sizlere SİDE Antalya etabımızdan sesleniyoruz. 136.8 kilometrelik bir etap, az önce de söylediğim gibi. Ve dünkü yorucu kraliçe etabından sonra bisikletçiler bir kez daha aslında tarihin ve doğanın içinde yine bir yolculuk gerçekleştirecekler. Murat Ağca da o sırada yanında hazırlıklarını yapıyor. Murat Ağca, bugün güzel manzaralar da göreceğiz aslında. Biraz evet. Hatırlatmalar yapayım ben. SİDE Antik Kenti'nin merkezinden startımız verilecek şu anda. Ve bugün Fraport Tav Antalya Havalimanı'ndan geçecek bisikletçilerimiz. Doğru. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yine Corendon Airlines'a ait bir Boeing 737'nin altından geçerek aslında güzel de bir poz verecek. Çok güzel bir fotoğraf oluyor. Çok güzel bir görüntü gerçekleşiyor. Gerçekten alttan alt geçitten bisikletçiler çıkarken üstte dev gibi bir Corendon Airlines hava yoluna ait bir uçak yerini almış oluyor. Corendon'da tabii bu turun sponsorlarından biri. Onu da hatırlatmak lazım. Bunun dışında tabii ben de şu anda etap haritasına bakıyorum. Gerçekten güzel yerlerden geçeceğiz. Bunlardan bir tanesi Belek. Biliyorsun Belek Türkiye'nin golf turizmi merkezi ve çok sayıda golf sahasına sahip. İşte o golf sahalarının içinden kenarından da geçecek ve drone görüntüleriyle çok güzel bir görüntü oluşacak. Daha sonra tekrar ana yola çıkıp tekrar sahile inecekler. Kundu bölgesinden geçecekler bisikletçiler. Sonra dediğin gibi Antalya Havalimanı'na doğru yol alacaklar. Havalimanı'nın içinden geçtikten sonra Düden, evet o biliyorsun falezlerin yanından geçip o falezlerden dökülen şelalelerin önünden geçtikten sonra Lara sahiline inecekler ve Antalya'nın sahilinde finish görecekler ve bu evet ve böylece bu seneyi de tamamlamış olacağız Tour of Antalya'da. Bugün etaptan istersen biraz bahsedelim. Öncelikle ilk başladığımızda etabımıza 23 ülkeden 29 takım ve 173 bisikletçiydi ve bugün 138 bisikletçimiz start. 8 start var biliyorsun, özellikle ikinci etapta çok zorlu hava koşulları vardı. Yağmur yağdı, dolu yağdı, rüzgar vardı. Zor bir parkurdu. Zeminde de zorluklar vardı. Dolayısıyla o gün çok sayıda abandone yaşandı yarışta ve şu anda son etaba 174'ten 138'e düşmüş durumdayız. Dün de birkaç tane abandone oldu biliyorsunuz. Zorlu bir tırmanış etabıydı. Termesos da son bulmuştu. Bugün tabii etabın, yani tırmanış etabı zorluydu ama etabın sonunda olduğu için kategori 1 bir tırmanıştı. Yoksa yani çok dik değil, yavaş yavaş yükselen bir yokuş etabıydı. Dolayısıyla farklar çok açılmadı. Şu anda genel klasman lideri Magenta Mayo'nun sahibiyle iki takipçisi arasında sadece 2 saniye var. Dolayısıyla bugün düz bir parkurda yarışmacılar mücadele edecekler, bisikletçiler. Bugün pelotonun toplu şekilde finişe varmasını bekliyoruz. Ve finişte de biraz yokuş aşağı bir finiş var. Orada sprint finişinin yokuş aşağı olması her türlü karambolü açık. Eğer kalabalık şekilde gelirlerse finişte çok değişik şeylerle karşılaşabiliriz. Yani bugün genel klasman ikincisinin Van Roy'du galiba, değil mi? Evet. Kenneth Van Roy'un üçüncü olması kendisine yeterli olabilir genel klasman işte liderliğini alması için. Ama tabii dün Mayo'yu, Magenta Mayo'yu, genel klasman Mayo'sunu sırtına geçiren Maximilian Stettman da bu mayoyu bırakmak istemeyecektir. Çok zorlu bir etap bizi bekliyor. Çekişmeli bir etap bizi bekliyor. Ben çok fazla hani kaçışa pelotonun müsaade etmeyeceğini düşünüyorum ve etap sonunda da nispeten fazla parçalanmamış bir pelotonla grup finişi bizi bekliyor. Gerçekten güzel bir etap olacak. Tabii bunu da